أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Muhterem izleyiciler, değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in 12. gününü idrak ediyoruz. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Malumunuz Ramazan boyunca bu saatlerde din görevlisiyle 365 gün adlı kitabımızdan bazı bölümler okuyoruz, 15 dakikalık. Bugünkü sohbetimizde cehennem konusunda ayet, hadis okuyacağız inşallah. Evet kardeşlerim, Fatır suresi 37. ayetle başlayalım. Fatır suresi 37. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَهُمْ يَسْتَرِحُونَ ف۪يهَا. Onlar orada, o cehennemde bağırışıp duruyorlar. Onun öncesinde 36. ayette وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ diyordu. Demek ki ayetin bağlamı, nankörlük edenler, küfre sapanların yeri cehennemmiş. Onlara cehennem vardır dedikten sonra cehennemdeki hallerini anlatıyor. وَهُمْ يَسْتَرِحُونَ ف۪يهَا. Onlar orada çığırışıp duruyorlar. Bağırışıp duruyorlar. Ve şöyle diyorlar. رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ. Ey Rabbimiz diyorlar cehennemdekiler. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Bizi buradan çıkar da dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim. Dünyadayken yapmamız gerekenleri yapmadık. Bizi geri gönder, cehennemden bir çıkar da biz güzel ameller işleyelim. Ne amel salihan diyor. Salih ameller işleyelim. Yani pişman olduk artık. Cehennemde pişmanlıktan bahsediyorlar. Cehennemde pişman olduk. Bizi geri gönder dünyaya da buradan bir çıkar. Biz bak neler yapacağız. Allah ne diyor? Evelem nuammirkum. Ben size dünyadayken yeterli ömür vermedim mi? Ben size dünyadayken yeterli süre vermedim mi? Dünyada kaç sene kaldınız? 50 sene, 60 sene, 70 sene, 100 sene yaşadınız. مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ. Ne demek? Yani öğüt alacak, akıllı başında bir adamın öğüt alacağı, aklını başına alacağı, düşünüp taşınacağı bir süre kadar size ömür vermedim mi? Yani öğüt almak isteyenler için yeterli süre verdim. Burada zırlamanıza gerek yok diyor Allah yani cehennemliklere. Burada boşuna zırlamayın. O dediğiniz olmayacak. Ve ca'akum en-nezir. Ha, üstelik size uyarıcı gelmedi mi? Gelmişti. Üstelik size peygamber göndermedik mi bak? Size peygamber gönderdik. Size kitap gönderdik. Yolunuzu bulun. Yanlış yola sapmayın diye. Nezir uyurucu demek. Uyarıcı demek. Yani Allah'ın azabına karşı sizi uyaran, cehenneme karşı sizi uyaran, değil mi? Cenneti müjdeleyen, cehenneme karşı uyaran, yol gösterici, rehber gönderdik. Kitaplar rehberdir. Peygamberler insanlara yol gösterici rehberlerdir ve örnek insanlardır. Bütün bunlar yokmuş gibi konuşmayın. Ey cehennemlikler diyor Allah. Adeta. Bunları yaptık size. Dünyadayken sizin lehinize neler varsa yaptık. Diyor. Evet. Boşuna zırlamayın yani. Onun üzerine diyor ki Allah,
Fezûgû. Öyleyse tadın bu azabı. Femâ liz-zâlimîne min nasîr. Zalimlere yardımcı yok. Hiçbir yardımcı yok. Siz dünyadayken zulmettiniz. Küfür, şirk. Bunlar kendi kendine zulümdür. İnsanın kendisine zulmüdür. Zulüm karanlık demektir aslında. Evet. Şimdi arkadaşlar bu ayeti okurken aklıma otomatik olarak Kur'an'dan başka ayetler de geldi. Buraya not almışım. Cehennemle alakalı. Mesela bir pişmanlık var. Bu pişmanlık cehennemdeki bir pişmanlık. Bununla alakalı hemen aklıma Müminun suresinin 99, 100 ve 101. ayetleri de geldi. Hemen onlara da bir bakalım. Burada da bir pişmanlıktan bahsediyor ki bu biraz daha öncesindeki bir pişmanlık. Ama o da treni kaçırmış oluyor. Şöyle ki, şimdi Müminun suresi 99 ve devam eden ayetlerdeki pişmanlık sahnesi ölüm anıyla alakalı. Biraz önce okuduğu cehennemle alakalı. İkisi de aslında kaçırmış treni. Artık yapacak bir şey yok. Bakın ne diyor 99. ayette Müminun suresinin. Hatta izâ ce'e ahadehumul mevtu. Onlardan birine ölüm geldiği zaman kâle rabbir ce'uni. Ey Rabbim. Ölüm anında. Tam Azrail gelmiş. Selamun aleyküm. Ben canını almaya geldim. Cehennem düşüyor bizimkinde hemen. Rabbir ce'uni. Beni geri gönder Rabbim. Geri gönder. Yani canımı almamı ertele. Dünyaya döndür. Öleceğini kesin anlamış artık. Peki ne yapacak geri döndürüp de? Sizce ne yapabilir? Hemen aklınıza şu gelir. Hocam bir geri dönsün. Namaz kılar, oruç tutar, bir de ibadetleri yapar. Efendim malından infak eder vesaire. Yapar mı sizce? Yapmaz. Allah-u Teala اَلَا يَعْلَمْ مَا نَخَلَقْ Yaratan bilmez mi diyor. Bildiği için zaten net cevabı verecek biraz sonra. Evet, insanlar sıkıştığı zaman Allah diyor, sonra yallah diyor. 99 depreminde ben Bursa'daydım. O depremi yaşadık yani. Deprem Marmara bölgesinde olduğu için. Deprem ve devam eden günlerde camide görevliyiz. Camide cemaat doldu. Sabah namazlarına bile cemaat doldu. Yani bir hafta 10 gün camide cemaate doydu. Sonra ne oldu? Suyunu çekti. Eski haline döndü. Evet. İnsan unutuyor. Sıkışınca Allah diyor, sonra yallah diyor. Diyor ki لَعَلْ يَعْمَلُ صَالِيًا فِي مَا تَرَكْتُ Beni geri gönder ben bir bak neler yapacağım. Terk ettiğim amelleri yerine getireceğim. Namazları kılacağım, oruçları tutacağım. İbadetlerini yerine getireceğim. Beni bir geri döndür bak ben neler yapacağım. Allah diyor ki hayır, kella, hayır. اِنَّا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا O onun söylediği boş bir sözdür diyor, boş. وَمِنْ وَرَعِنْ بَرْزَقُنْ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Onun arkasında kıyamet gününe kadar, diriliş gününe kadar bir berzak vardır, bir set vardır. Artık geri dönemez artık. Geri dönme şansı yok. Bu ayeti devam edenler, konu devam ediyor bu ayet Müminun suresinde. Arka sayfaya da geçiyor hatta. Bu devamını okursak şimdi zamanımıza sığmaz. Ben size tadımlık olarak söyledim, yerini söyledim. Evinizde, mealden, tefsirden bu ayetlere bakınız diye size yerini söylüyorum. Müminun suresi 99 ve devam eden ayetlere bakınız. Efendim bir de Mülk suresi var. Mülk suresinde de yine cehennemle alakalı anlatılıyor. Biliyorsunuz. 67. suremiz Mülk suresi. Ondan önce Kaf suresine bir bakalım. Bu da 50. sure. Yevme nekulu li cehenneme. O gün cehenneme deriz ki, bak cehennemi anlatmaya devam ediyoruz. O gün cehenneme deriz ki, Allah cehennemi konuşturuyor. Ne deriz? Helim telati ne demek? Doldun mu? Cehennemi Allah dolduruyor. Allah diyor ki cehenneme, doldun mu ey cehennem? Ve tegulu cehennemde der ki helmin mezir daha var mı? Dolmadım yani. Ya Rabbi dişimin kovuğunu doldurmadım. Neyle dolacak cehennem? Ve gudu ennas vel hicara. Hani Tahrim suresi 6. ayeti dün okumuştuk. O cehennemin yakıtı insanlar ve taşlardı diyordu. Yani insanlarla Allah dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor. Doldun mu diyor. Ya Rabbi
Hel min mezid. Daha var mı? Dolmak bilmiyor. Yani bunu niye anlatıyor Allah? Cehennem çok geniş. Filanca filanca filancalar varken bize sıra gelmez. Cehennem dolar, bize yer kalmaz. Cehennem zannediyor ki böyle kontenjanı olan, yani sınırlı, sınırları var. Genişlik ve darlık Allah'a göre değildir. Bize göredir. Cennet de öyle. Cennet de çok geniştir. Yani merak etmeyin, herkese yer var. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَجَنَّتٍ اَرْضُوَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ diyordu yani Ali İmran suresinde. Genişliği yerle gök arası kadar olan, yani çok geniş anlamında. Cennete koşun. İşte cennet de böyle, cehennem de böyle gördüğünüz gibi. وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ بِئْسَ الْمَصِيرُ اِذَا اُلْقُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَيَتَفُرُ Mülk Suresi 7. ayet. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehenneme atılanlar oraya atıldıklarında سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَيَتَفُرُ O cehennemin uğultusunu, gürültüsünü, homurtusunu işitirler. Ne derler devamında? تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْضِ Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak, patlayacaktı. كُلَّمَا اُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ Her ne zaman o cehenneme bir grup, topluluk atılırsa سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا Cehennem melekleri onlara sorar. Grup grup geliyorlar cehenneme. Bir grup, bir kafile geldi. Cehennem melekleri karşıladı. Onlara soracak. أَلَمْ يَتِكُمْ نَز۪يرٌ Size uyarıcı gelmedi mi? Niye buraya geldiniz ya? Hiç uyaran yok muydu sizin? Akılsızlar demeye getiriyor. قَالُوا diyecekler ki بَلَا Evet geldi. قَدْ جَاءَنَا نَز۪يرٌ Bize uyarıcı geldi. Geldi de niye buraya geldiniz? فَكَذَّبْنَا Yalanladık da ondan. Ve قُلْنَا dedik ki مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ Allah hiçbir şey indirmemiştir canım. O peygamber dedik, denilen adamların getirdikleri uydurma şeylerdir. Allah bir şey indirmemiştir. Dedik. اِنْ اَمْدُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ كَب۪يرٍ 9. ayet bu. 9. ayette. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz. Dedik o peygamberlere, uyarıcılara. Yalanladık. Ve cehennemi boyladık diyor. Demek ki Mü'minun suresi 99 devam eden, Mülk suresi 8, 9, 10, 11 devam eden ayetler ve Kaf suresinin 30. ayetlerini beraber okuduğumuz zaman cehennem hakkında bir fikir sahibi olabiliyoruz değerli kardeşlerim. Evet, bugünlük ayetler tadımlık olsun. Hadis okuyalım. Bugünün hadisi şöyle. Abdullah İbn Abbas'tan rivayet ediliyor. Şöyle diyor İbn Abbas. Güneş tutuldu. Resulullah namaz kıldırdı. Küsuf namazı yani. Sonra bana cehennem gösterildi. Bugünkü kadar kötü ve dehşet verici bir manzarayı ömrümde görmedim dedi diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabi Allah'ın peygamberi, Allah'la iletişimde olan, mucizelerle desteklenen bir insan, bizim gibi bir insan değil. Vahiy alan, peygamberlik vazifesi olan birisi. Dolayısıyla bir takım bizim bilmediğimiz, bizim görmediğimiz, bizim ulaşamadığımız bilgilere, mucizelere ulaşacak tabii ki. Bunların bir tanesi de cehennem gösterilmiş ona bir şekilde. Cehennemin dehşet verici olduğunu böyle anlatıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet, bugünkü duamız. Ya Rabbi bizi bağışla, bize merhamet eyle. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı kabul eyle. Bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle. Amin diyoruz bu duaya. Diğer bir konumuz bugünle alakalı. Fetva bölümüne geçiyoruz. Fetvada namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı sorusunu cevaplıyoruz. Evet, her ne sebeple olsa olsun namaz dışında ağlamak ve buna bağlı olarak gözden yaş akması abdesti bozmaz. Yani namaz dışında abdestliyken, mesela şu anda ben abdestliyim, ağlasam abdestim bozulmaz. Namazda ise dünyalık bir endişe ile ağlarsan abdestin, namazın bozulur. Dünyalık bir endişeyle ses çıkararak ağlamak
ses çıkararak, hıçkırıkla ağlamak kişinin namazını ve abdestini bozar. Değil mi? Namazda dünyayı bir şey için, bir şeyden dolayı, yani dinle imanla alakası yok, dünyayı bir şeyden dolayı ağladın, namazda abdest de bozulur namazda. Bununla birlikte namazda Allah korkusu, cennet, cehennem, öyle ya, cennet aklına geldi, cehennem aklına geldi, duygulandın veya korktun, cehennem ayetleri okundu, biraz önceki ayetler okundu, sen de anlıyorsun, anlayarak namaz kıldın, hoca okuyor, dinliyorsun veya sen okuyorsun, cehennem ayetlerini dinleyince ağlamaya başladın, değil mi? Olabilir insan, böyle duygulanır. Veya çok güzel bir hoca efendi Kur'an okuyor. Mesela Beytullah'ta namaz kılarken, oradaki Beytullah'taki hocalar Kur'an okuyucu çok güzel, biliyorsunuz. Onları okurken insan duygulanıyor. Hele ki manasını anladığı bir yere okuyorsa duygulanıyor ve ağlıyor ister istemez. Öyle durumlarda namaz abdest bozulmaz. Çünkü bu bir nevi huşuyla alakalı bir durumdur diyoruz. Evet. Muhterem kardeşlerim, sohbetimizi burada noktalıyoruz. Yayınımızı kapatmadan önce şöyle bakalım kimler yorum yazmış. Şu anda iki yerden ayrı canlı yayın yapıyoruz. O yüzden ikisine bakalım. Efendim, Turgay Kaplan hocam, Tuncay Kaplan, Nurullah Asaroğlu, Ercan Çiçek, Celal Özdemir, Muhammed Veysi Karadaş Urfa'dan izliyorlar. Evet, izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendilerinden. Bu programı daha sonra kaydını izleyecek olan kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Efendim, bir diğer tarafa bakalım. Buradan kimler bakmış? Burası biraz daha kalabalık. Ali Genç Müftüm, selam ediyorum Trabzon'a. Muhittin Kuş, selam ediyorum Bursa'ya. Ahmet Çelik, selam ediyorum. Şahin Atilla, Bursa'ya selam ediyorum hocam. Şaban Memiş hocam, selam ediyorum. Abdullah Önal başkanıma, Yavuz Kemal'a selam ediyorum. Ensar Bal hocam, selamlar, hayırlı günler. Aşkın Hasan Öksüz kardeşime selam ediyorum. Dilek Özdemir kardeşime selam ediyorum. İsa Turan hocam, Trabzon'a selamlar. Yeter Parlak kardeşime selam ediyorum. Memleket herhalde Giresun'dur. Evet, bizi takip eden ve etmeyen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Yayınımızı şimdi burada kapatıyoruz. İnşallah bir başka yayında, bir başka programda buluşmak umuduyla. Allah'a emanet olunuz.